Yunanistan Dışişleri Bakanı George Katrugulos Antalya'ya geldi. Yunan Bakan Belek'te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu ve Katrogulos, Doğu Akdeniz garantiler ve darbecilerin iadesi konusunda farklı açıklamalar yaptı. Tabii ki Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları ile ilgili bazı haklara sahip olduğunu biliyoruz. Biz de tabii bu çerçevede Kıbrıs'ın haklarını destekliyoruz. Çünkü Kıbrıs kendi münhasır ekonomik bölgesinde var olan hidrokarbon kaynaklarından faydalanma hakkına sahiptir. Biz bu çalışmalara, yani sondaj ya da araştırma çalışmalarına karşı değiliz. Fakat Kıbrıs Türk halkının hakları garanti altına alınsın. İki taraf arasında olmayacaksa Avrupa Birliği üzerinden veya başka formüllerden, özel şirketler üzerinden bu yapılabilir. Artık çağ dışı bir yöntem olan garantiler konusunun saf dışı kalmasından yanayız. Bugün garanti konusu çağ dışı değildir. Neden? İşte tek taraflı sondaj çalışmalarını görüyoruz. O yüzden Türkiye'nin garantörlüğü her zamankinden belki daha da önemlidir. Yunanistan darbecilere ve teröristleri kesinlikle barındırmaz. Ancak kim darbeci, kim terörist, bunun kararını hukuk devletlerinde adalet veriyor, hukuk veriyor. Şimdi 8 kişi konusuna baktığımız zaman bu konuyla ilgili olarak yargı bir karara vardı. Biz Yunanistan hükümeti olarak buna müdahale etme konusunda herhangi bir anayasal yetkiye hakka sahip değiliz. Yani kimin darbeci, kimin darbeci olmadığını biz bilemeyiz diyorsunuz da bu 8 kişi, yani askerin içindeki o 8 hain o gece darbe girişiminden sonra askeri kıyafetlerle ve askeri helikopterle Türkiye'den Yunanistan'a kaçmıştır. Ve siz de, hükümetiniz de Çipras da o zaman kabul etmiştir ki bunlar darbeci kişiler. Ve hemen Türkiye'ye iade edilmesi mümkündü. Helikopter Türkiye'ye gönderildi ama bu şahıslar kaldı.